Malatya'da Gençlik Konseyi tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, "Biz gençlere sözde değil özde değer veriyoruz" dedi ve AK Parti'nin daha önce seçme yaşını 18'e indirdiğini hatırlatarak referandumla birlikte seçilme yaşının da 18'e indirileceğini söyledi. Önümüzde bir 16 Nisan referandumu var. Esasında orada gençlerin önünü açan, gençlerin biliyorsunuz AK Parti iktidarında biz gençlerin özellikle seçme ve seçilme yaşını düşürmüştük. Şimdi seçme yaşını 18'e düşürmüştük. Şimdi seçilme yaşını da 18'e düşürüyoruz ve gençlerin önünü açıyoruz inşallah. Bakan Tüfekçi, "Biz gençlere sözde değil özde güveniyoruz. Biz gençlerin geleceğimiz olduğuna inanıyoruz. Biz nasıl her yerde gençlerimiz varsa mecliste de gençlerimiz olsun istiyoruz. Ey hayırcılar, gelin Malatya'ya ve gençleri bir görün ve bu gençler mecliste olur mu olmaz mı buna karar verin" dedi. Biz gençlere sözde değil özde güvendiğimizi gösteriyoruz. Biz gençlerin geleceğimiz olduğuna inanıyor ve gençlerin nasıl buralarda, bu salonlarda, Malatya'da, başka yerde, üniversitede gençlerimiz varsa mecliste de gençlerimiz olsun istiyoruz. Bunun için de 16 Nisan'da evetleri var mı gençler? Bu anayasa değişikliğine herkesten daha fazla esasında gençlerimiz sahip çıkması lazım. Çünkü değerli arkadaşlar, birileri sizlere güvenmiyor. Sizleri çağ çoluk olarak plan ediyor. Oysa Türk gencine gerekli eğitimi verdiğinizde, gerekli imkanları verdiğinizde dünyayla yarışabilecek bir gençlik var bizde. Eğer bu gençlik 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesinin karşısında canını veriyorsa, bayrak için canını veriyorsa, namus için canını veriyorsa, ezan için canını veriyorsa, vatan için canını veriyorsa, niçin mecliste temsil edilmesin? Ey hayırcılar, gelin Malatya'ya bu gençleri görün. Konuşmasında İsviçre'nin Bern şehrinde düzenlenen mitingde Erdoğan'ı öldür pankartının açılmasına sert tepki gösteren Bakan Tüfekçi, "Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını görüyorsunuz. Biz bunlara en iyi cevabı inşallah 16 Nisan'da vereceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını görüyor musunuz? Astıkları afişlerle yapmış oldukları hakaretleri görüyor musunuz? Esasında bu hakaretler 180 milyona yapılmış bir hakarettir. Çünkü değerli arkadaşlar, o Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaret de esasında Türkiye'ye yapılmış, Türk insanına yapılmış hakarettir. Değerli arkadaşlar, onun cevabını 16 Nisan'da inşallah vereceğiz.